Ve son büyük bir heyecanla 34 haftanın sonuna geldik. Futbolcular, teknik adamlar, hakemler ve taraftarlar. Herkes için çok zor bir sezondu. Ve tabii ki biz sosyal lig oyuncuları da unutmamak lazım. 34 hafta boyunca teknik adam gibi hareket etmeye, teknik adam gibi düşünmeye çalıştık. Maçları takip ettik, sakat futbolcuları öğrenmeye çalıştık, gazete haberlerini takip ettik ve tabii ki petrol ofisi istasyonlarına giderek bütçemizi arttırmaya ve en iyi kadroyu kurmaya çalıştık. Nereden mi biliyorum? Çünkü biz de aynısını yaptık. 8 spor yazar arkadaşımla beraber ben de bu heyecanın bir parçası oldum. Son haftaya girerken de şampiyonluk için az da olsa hala ümidim var. Süper Lig'de Galatasaray şampiyon oldu. Küme düşen takımlar son hafta ortaya çıkacak. Devler Ligi'nde ise acaba son sırayı kim alacak? Merve Toy mu, Banu Yelkovan mı, Bahş Erten mi? Şansım az olsa da ben şampiyonluğa kilitlenmiş durumdayım. Şampiyonluk için kurduğum kadroyu ekranın yan tarafında görebilirsiniz. Ancak bu hafta kadro kurmak gerçekten çok zordu. Çünkü hangi takımların, hangi futbolcuların tatile odaklandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim en büyük yardımcımız bu hafta rakamlar oldu. Forvet'te ligin gol kralı Cagne var. En çok tercih edilen oyuncu ve en çok puan getiren ikinci oyuncu. En çok puan kazandıran ve en çok tercih edilen oyuncu Medipol Başakşehir'in kanat oyuncusu Edin Visca'ydı. Edin Visca 258 puan kazandırdı. Kalede yine bir Medipol Başakşehirli var. Mert Günok. Mert Günok da bu hafta kadromda. Mert Günok da toplamda 209 puan getirdi tercih edenlere. 185 puan kazandıran Kaysara benim kadroma giremedi. Ancak siz onu kadronuzda tercih edebilirsiniz. Sosyal Lig'de en yüksek puanı kazandıran 3. ve 4. oyuncu Henry Onyekuru ile Vedat Muriç. Her ikisi de benim takımımda var. Hatta Vedat Muriç kaptanlık pazı bandının da sahibi. Bu arada en çok puan kazandıran 4 takım Süper Lig'de de ilk 4 sırayı oluşturuyor. 5. sıradaysa Fenerbahçe var. Fenerbahçe Süper Lig'de bu hafta 8. sırada. Sosyal Lig uygulamasına girerek ben ve spor yazar arkadaşlarımın kurduğu takımları daha yakından inceleyebilirsiniz. Artık sezonun son haftasına girdik. Her puan çok değerli. Geçtiğimiz 33 haftada petrol ofisi istasyonuna uğramadıysanız eğer bu sizin son şansınız. Ücretsiz pozitif kartınızı aktive edip oyun içinde tanımladıktan sonra 10 milyon euroluk ekstra bütçe kazanabilirsiniz. Ayrıca petrol ofisi istasyonlarından pozitif kartla yakıt aldıkça bütçenizi arttırabilirsiniz. En azından son hafta kadronuza görmek istediğiniz yıldız futbolculardan mahrum kalmazsınız. 34 hafta boyunca hepimizin peşinden koştuğu muhteşem ödülleri de hatırlayalım. Merakla beklenen Brezilya yolcuları artık bu hafta kesinleşecek. Sezon boyunca en çok puanı toplayan 3 kişi sosyal lig macerasına ara verip Copa Amerika'nın yolunu tutacak. Ayrıca her hafta olduğu gibi bu haftada en fazla puan kazanan 100 kişi petrol ofisinden 100 lira değerinde akaryakıt kazanacak. Böylece 34 haftada 3400 kişi yakıt kazanmış olacak. 34. kez bir Samsung S9 daha haftanın birincisine gidecek. Yani ödüller devam ediyor. O yüzden geç kaldım demeye gerek yok. Haydi sosyal lige.